Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve lezzetli bir tatlı tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle tencereye 1 litre süt alıyorum. Üzerine 1 su bardağı su ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekledim. Eğer kakaoğunuzun rengi açıksa 3 yemek kaşığı kullanmanızı tavsiye ederim. Bir tane yumurtanın sarısını ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Şu an ocağın altı açık değil. Kapalı iken bu işlemi yaparsanız daha iyi olacaktır. Videonun başında belirttiğim gibi ben 2 yemek kaşığı kakao kullandım. Ben açıktan alıyorum ve kakaonun rengi gayet güzel paket kakaolar biraz daha açık renk oluyor arkadaşlar 3 yemek kaşığı kullanmanızı tavsiye ederim ocağın altını açıyorum ve iyice çırparak pişiriyorum mutlaka elinizi tencereden çekmeyin aksi takdirde topaklanma ve yapışma olacaktır gördüğünüz gibi rengi koyulaşmaya ve kıvam almaya başladı yine tekrar ediyorum iyice çırpmaya özen gösterelim. Artık ev yapımı kremam hazır olmuş oldu. Gördüğünüz gibi kendi pudinginizi kendiniz evde bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Gayet de güzel oluyor lezzeti. Evet kıvamı bu şekilde olsun arkadaşlar. Ne koyu ne duru. Duru olursa çok güzel olmaz yaptığınız pastanız sert olursa da yine aynı şekilde güzel olmaz verdiğim ölçü tam ölçüdür bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ilave ediyorum ocağın altını kapadıktan sonra ekliyoruz tekrar iyice çırpıyorum tereyağı ve vanilyayı iyice yediriyorum çocukların en sevdiği pasta nedir diye sorduklarında sizlere ilk cevabı tabii ki bisküvili pasta diyeceklerdir. Ben de bugün sizler için çocuklarınızı yapabileceğiniz pratik ve lezzetli bir bisküvili pasta tarifi hazırladım arkadaşlar. Borcamın tabanına önce bisküvileri diziyorum. Dilerseniz kakaolu, dilerseniz benim gibi sade bisküvi kullanabilirsiniz. Sıcak sıcak kullanmanızı tavsiye ediyorum bu kremayı arkadaşlar sıcak sıcak eklerseniz daha güzel olacaktır. soğumasını izin vermeyin. şöyle düzeltiyorum. İlk sırası biraz kayıyor çünkü tabanı olduğu için şöyle dikkatli bir şekilde kakaolu kremayı yayalım. Evet. Daha sonra üzerine tekrar ee, bisküvi ekliyorum. Ben şu an üçüncü katını ekliyorum arkadaşlar. Üç katlı yapıyorum bisküviyi. Dilerseniz iki kattan da yapabilirsiniz. E, bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Tabanıyla birlikte tam üç katlı yaptım. Bisküvilerimi bu şekilde tekrar diziyorum tekrar kaşıkla kremadan alıyorum. Eğer baktınız ki kremanız soğudu yaparken tekrar ısıtarak yapmanızı tavsiye ederim. Ben bu şekilde yapıyorum. Herkesin yapışı farklı biliyorum. Ama bu şekilde yaparsanız daha iyi olacaktır. İyice yaydırıyorum. Tekrar kremayı. Bol kremalı gördüğünüz gibi çok güzel oldu. son katını bu şekilde hazırlıyorum ve yaklaşık en az 3 saat bekletiyorum. Mutlaka en az en az 2-3 saat bekletmenizi öneriyorum. Şöyle iyice düzenledikten sonra biraz soğuduktan sonra dolabınızda 3 saat bekletebilirsiniz. Dolaptan çıkardım ve üzerine ben Antep fıstığı Şöyle serpiştiriyorum. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Hiç problem değil. Sade bir şekilde de güzel olacaktır. Hindistan cevizi de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez dediğim gibi arkadaşlar. Yeter ki çocuklara zaten e, kremalı bisküvi olsun. Başka da bir şey olmasın. Dilimleyerek de sizlere bir de iç dokusunu göstereyim. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim. Sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim ilk önce siz haberdar olursunuz. Sevdiklerinizle videomu paylaşırsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Bir dilim alarak da sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir pasta oldu arkadaşlar. Yapın, deneyin, çocuklara bol bol yedirin. Hatta ilk aldığım e, gördüğünüz gibi servisi çocuklar elimden kaptı. Ben tekrar bir tane daha şöyle bir parça daha alarak sizlere göstermek istiyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Gerçekten güzel bir e, pratik bir tatlı tarifi. Tatlı krizlerinizde bile anında yapabileceğiniz harika bir tatlı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.